Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün size karnabahar kızartması tarifi göstereceğim. Onu paylaşmak istiyorum. Karnabahar sevmeyenler dahi bu tarifi yapsın, denesin derim arkadaşlar. Şimdi ben 1 kilo karnabahar aldım. Temizledim, doğradım. Tuzlu suda kaynatacağım. İçine atıyorum. Şimdi bunlar kaynayana kadar sosumu hazırlayacağım. 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı un, karabiber, nane, pul biber ve tuzum var. Yarım çay bardağı soda, 1 çay kaşığı kabartma tozu katacağım. Arkadaşlar şimdi geçiyorum ben sosuma. 2 yumurtayı katıyorum. Şöyle karıştırayım. İki yemek kaşığı tepeleme un katıyorum. Eritim topaklanmadan. Şimdi baharatlarımı pul biber, nane, karabiber, tuz katıyorum. Karıştırıyorum. Şimdi kabartma tozumu katacağım arkadaşlar. 1 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu olabilir arkadaşlar. Elim bu arada karbonat oldu. Bir yıkayayım. Karıştırayım. Yarım çay bardağı soda. Biraz fazla, şöyle az bir şey geçebilir. Kıvamına göre bakacağım. Aynen kek gibi böyle akışkan bir hale gelmesi lazım. Evet. Tam kıvamında yeterli oldu. Şimdi karnabaharım haşlandıktan sonra bu sosuma batırıp kızartacağım. Çok yumuşamasın, çok yumuşamasın karnabahar haşlanırken. Bakacağım arkadaşlar. Bu arada dilime bu arkadaşlar kelimesi çok dolandı. Affınıza sığınıyorum. Günlük hayatımda bile alışkanlık oldu arkadaş kelimesi. Elimden geldiği kadar az kullanmaya çalışıyorum. Karnabaharlarımı haşladım. Şimdi sosuma batırıp yağda kızartacağım. Denemek için küçük bir parça atmıştım. Yağım kızmış. Sosuma batırıp karnabaharları güzelce kızartacağım. Karnabaharları çok haşlayıp eritmeyin. Çatalınızla kontrol edin. Öyle süzün karnabaharları. Karnabaharları güzelce kızarttım. Afiyet olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.